İnne lil mesakini devle. Miskinler için devlet vardır. Ne diyorsun sen? Devlet kuşu boşuna kondu. Yüksek makamlar devlet, büyük para devlet, mal mülk devlet. Ha, senin o devletin işte. Miskinler için böyle devlet vardır, makam vardır, cah vardır, şeref vardır. Evet, insanların da üstün olma durumu vardır. Paraya da devlet derler. Kur'an-ı Kerim'de var. Ganimetler keyla yekune devleten duleten beynel agniyai. Zenginler arasında hep paralar, mallar zenginler arasında dolaşmasın diye ganimetler fakir fukaraya, yolda kalmış olanlara verilir. Herkese verilir. Zekat fakirlere verilir. Fakir kimse kalmasın diye. Zenginler çok zengin, fakirler aç. Bu İslam'da yok. Orta tabaka oluşuyor diyorsunuz da siz. Zekat vereceksin ki aç kalmasın. Ganimet mallarını fakir fukara dağıtacak ki keyle yekûne dûlete beynel agniyâ. Haşr suresi 7. Evet, bu devlet miskinler için. Ne demek miskin yahu? Evet. Ve huve men leyse lehu şey'un minel meskene. Evet. Bu miskin sözü meskenetten gelir. Tevazu, alçak gönüllülük demek. Gönüllü adam demek. Parası yok ki diye gururlansın. Para yok, bal yok, mülk yok, araba yok, ev yok. Miskin fakirden farklıdır. Fakir zekat verecek ölçüye gelememiş adama denir fakir. Miskin hiçbir şeysi yok. Evde yiyeceği bir şey yok. Giyeceği bir şey yok. Buna miskin denir. Bu kimsesiz, hiçbir şeysiz, bir şeysi olmayan ama Allah'a da itiraz etmeyen, boynu bükük, şikayet etmiyor, itiraz etmiyor. Evet. Biz her türlü toplumun içinde girdik çıktık. Tahsilimiz öyle. Komünist talebeler vardı. Allah, Allah'a neler söylerlerdi. Zenginlere basıyorlardı küfürleri. Bize bir şey yok. Çalışmamışsın. Tembel tembel kahvede kağıt oynuyor. Kahvede söylüyor böyle. Falancı veriyor. Bu adalet mi diyor. Allah serzenişte bulunuyor öyle. Biz bunları görmüşüz. Ulan o herif gece gündüz çalışıyor. Sen burada şeş beş deyip durursun. Sana para gelir mi? Onu hiç düşünmüyor. Zengine böyle küfür ediyor. Allah'a da şey diyor canım. Ben şimdi söyleyemiyorum. Öyle ateistler var, komünistler var. Rusya'da ihtilal yaptılar biliyorsunuz. Dünyayı allak bullak ettiler. Ya ihtilaldı, Rusya krizim geldi sanki. Rusya çok ilerledi değil mi? Benim yakınım gitti daha geçen gün Ukrayna'ya. Komünist ülkeden yeni çıktı biliyorsunuz. Ben de komünizm dağılınca gittim Türkiye devletlere. Havaalanında Türk uçağından indik. Meydanda gideceğiz o binaların olduğu yere. Kapı kapanmıyor. Kaloriferi yok. Duruyor, kalkıyor, bozuluyor. Otobüsü bile. Yere günü karşı, havaalanında herkese karşı en iyi otobüs konmaz mı? Binasında ısıtma yok, kapı yok, cam yok. Komünizm bu. Arkadaş, Ukrayna gitti geldi işte, çok fakirler diyor. En pahalı mühendis $200 alıyormuş ayda. Şimdi de sen, çok az veriyorlar diyor öğretmen. Biz öğretmenle gün yapıyorlar ama diyor bize çok az. Yok ya, veriyorlar be. Gözüne dizine dursun demiyorum sana ama o kadar da nankör olma. Şöyle bir git Suriye, Irak'a. Türkiye bayağı iyi. Yani o kadar da iyi. Tamam, iyi olmasın değil mi? Daha iyi olmasın demiyoruz ama fazla da bir şey oluyor yani. Orada da hala bak en kıymetli pahalı mühendis $200 alıyormuş ayda ya. $200 kim para diyor ya şimdi? Arkadaş. Ya ben de gözümle gördüm. Ne kadar komünizm hani herkesi zengin edecekti ya. Ne kadar fakir, hala fakir. Hala fakir bırakmış. O kadar yokluk içinde.
Evet efendim, İslam böyle değil. Zengin, Allah'ın nimeti, şükür. Ne demek şükür? Elhamdülillah, tamam da esas şükür bu değil. Kazandığından fakirlere vereceksin. Zekat olarak mecbursun, sadaka olarak cehennem ateşini söndür diyor, vereceksin, okulacaksın. Namazda yan yana herkesin cebi dolursa öyle elhamdülillahi rabbil alemin diye şükredersin. Bize yardım et, bize hidayet ver, biz dersin. Senin cebin dolu, keyfin yerinde 56. Yandaki adamın midesinde lokma yok, cırıl cırıl ötüyor, cebinde para yok. Biz dese de gösterişçi biz der. İçinden biz diyebilir mi? İslam bunu sağlamak için zekatı emretmiş. Sadaka verin diyor. Komşunuz açken tok yatan benden değildir diyor. Bunu hem de rızanla yaptırıyor. Zorla yaparsan komünizm olur o. Kendi gönlünle veriyorsun. İslam bu. İşte ganimet malları da böyle aranızda zengin, sadece zenginlere dönmesin diye ganimet malları herkese dağıtılır. Devlet bu demek, para demek, makam demek, izzet demek. Evet, miskinler, hiçbir şeysi olmayan imtihan, insanların bazısı böyle olacak. Şimdi hiç kor görmeyeceksin. Bak Efendimizin sözlerine bak, yani çok ilginç. Bunları kulağa küpe yapmamız lazım. İzâ kâne yevmel kıyâme gîle lehum unzurû min men at'amekum fillâhi lokmeten ev kesâküm sevben ev sekâküm şerbeten. Allahu Ekber. Hiçbir şeysi yok. Şu anda kış zor gün. Odun yok, kömür yok, giyeceği yok, yiyeceği yok. Görmüşsün, giymişsin, elbise almışsın, kazak almışsın, çorap almışsın, kömür almışsın, ayakkabı almışsın, giydirmişsin. Hiçbir şeysi olmayanı. İşte diyorlar o miskine, o itiraz etmeyen, küfretmeyen miskin. Kaderine razı olmuş, itiraz etmiyor. Nesi yok, nesi var ki hesap sorsunlar. Ben memurken Avrupa'ya gittim. Şimdi Türkiye çok bollandı. O zaman gümrük duvarları var. Her şeyi geçirmiyorlar. Arabamla dönüyorum. Gelirken baktı. Zaten pasaportum belli. Üniversitede hoca. Memur adamın nesi olur? Arabada bir şey yok. İndir hoca dedi. Güle güle. Arkamda da Almanya'da çalışan işçiler var. Türkiye'ye geliyorlar. Allah, her taraf dolu. Minibüsün her taraf dolu. Oturacak yer yok. Ona geldi. Çek dedi rayona. Şuraya çek dedi. Şimdi bu miskinin bir şeysi yok ki. Güle güle aslanım, hadi bakalım. Müslüman bu adam. Güle güle. Bir şeysi yok. Ne soracak? Soracak. Soğuk su içmedin mi? Soğuk su da mı içmedin lan? Hiçbir şeyim yok deyip durursun. Soğuk suyu besmele çekmeden içtiysen, geri şükretmediysen onu soracak Allah. Ona da var da, ama minibüs dolu gibi değil ki. Ben geldim, ev attım, kafayı yorulmuşum, uykusuzum. O hala da tek tek sordu, nereden aldın, nasıl yaptın? Ahirette böyle. Helalinden kazandıysan hep soracaklar. Haramdan kazandıysan vay, yandın zaten. Ama helalinden kazandıktan sonra cennetin üst köşelerine çıkacaksın da. Şimdi öyle bu iş. İmtihan sebebi, miskin adamı böyle sen bunları bildin. Bu soğukta dedin ya. Verdin, giydirdin, doyurdun. O miskinlerde mümin, itirazsız, mümin, miskin. Kıyamet gününde onlara denir ki Allah tarafından unzuru men atamaküm fillahi lokma. Seni Allah için bir lokma veren, doyuran adama bak. Seni Allah için, Allah rızası için elbise giydiren adama bak şu toprağın içinde. Allah için sana bir şey içirene bak. Bak, dikkat et. Peygamber sözü bu. Fedhiluhu el cennet. Onları şu toprağın içinden seç, kolundan tut. Hep beraber sok cennete denir. Haydi cennete. Miskinleri bulun. Giy kardeşim. Ye kardeşim. Deyin yahu. Bak adam sıvacıymış.
oturdu şöyle diye evini veriverdi. Ama zenginler niye vermiyor lan? Evet. Allah bize cömertlik ihsan etsin. Allah sahidir, sahaveti, cömertliği sever. Mecbur değil ya. Ama adam ağlıyor. Neden ağlıyor? O hayrının feyzinden adam uçuyor arkadaş. Sen bazen böyle yakalarsın. Namaz kılarken, şeyderken bir coşarsın ya. O bak bir evini veriverdi adam. Onun bereketiyle durmadan ağlıyor adam. Onun güzelliğinden ağlıyor. Evet hadi. Miskinleri verdin mi? Haydi al bunları cennete sok denir. Evet, peygamberimizin duasına bak şimdi. Miskin itiraz etmiyor. Namazın abdestinde şikayet etmiyor. Evet. Kendine yardım edenleri cennete sokacak. Peygamberimiz de şöyle dua ediyor. Allahümme ahyini miskinen. Allah'ım beni miskin olarak yaşat. Ve emitni miskinen. Miskin olarak öldür. Vahşurni fi zümretil mesakin. Miskinler topluluğu arasında mahşerde bulundur. Fakalet Aişe. Aişe anamız, Allah ondan razı olsun. Çok zeki kadın. Hemen yakalıyor bizim adımıza. Ya Resulallah. Lime ya Resulallah? Niye böyle kimsesizlerin, meteliksizlerin arasında haşr olmak istiyorsun? Onlardan olmak istiyorsun. Niçin? Kale. Ayşe'cim, ey müminler, innehum yedhuluna kable evniyaihim bi erba'ine harifen. Ya Ayşe, miskin, demin söyledim ya gümrük olayını. Miskinler zengin müminlerden 40 yıl önce cennete girecekler. Öteki hesap birinci kadar. O çoktan gidecek, keyfine bakacak. 40 yıl önce ya Ayşe, la teruddil miskine, kapına bir miskin geldi mi Ayşe'cim sakın bir şey yok diye geri çevirme. Velev bi şıkkı temrin, yarım hurma, yarım hurma, işte gördün iyi dedin az büyük, yarım hurman evinde yiyeceksin. Bazen haftada bir hurma yiyorlarmış, öyle fakirlik günleri geçmiş. Yarısını gelen, kapını çalan miskine ver. Ahini miskinen, ahibbi miskine, mesakine, miskinleri sev. Bu meteliksiz deme. Onları sev. Ve karribihim, onları kendine yakın tut. Onlardan uzak kalma. Uzak kalırsan nimetler içinde havalanırsın, kibirlenirsin, gururlanırsın. Miskinler yanında haşır neşir ol. Fînillâhu teâlâ yukarribiki yevmel kıyâme. Miskinleri kendine yakın tutarsan Allah da seni kendine yakın tutar. Ya Ayşe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hel tunsarûne ve tursûne illâ bi duâfâikum. Siz miskinlerin, aciz kimselerin sayesinde Allah'ın yardımını, nusretini, rızkını ele geçiriyorsunuz. Onlar sayesinde Allah size zafer veriyor, nimet veriyor. Aranızdaki o aciz kimseler olmasa, sizin azgınlarınız sebebiyle siz aç kalırsınız, rezil olursunuz. Evet, Peygamber'in sözü bu efendim. Ondan dolayı Osmanlılar orduya, hani siz takılıp duruyorsunuz sokakta, böyle düşkün kimseler var, kimsesiz sokakta. Herkes parmak dürtüyor, asılıyor, dalga geçiyor. Sakın ha. Onlardan orduyu alırlarmış. Bu miskinler, aciz insanlarla rızıklanırsınız. Rafez, zafer size öyle güler diye. Efendimiz buyurdu diye. Öteki kuşlu asker, vuracağım falan. O miskin aciz, gözü kör, kulağı sağır, kafası sakat, ayağı topal. Onlardan alırlarmış ordunun içine ki o acizler, miskinler sebebiyle Allah acısın da yardım etsin diye.
toplumun onlar can kurtaran simidi. Hor görmeyin, dalga geçmeyin. Nerede olursa olsun dalga geçmeyin, horlamayın. İmkanınızı açın da sevindirin onları. Öyle diyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, onların duası Allah razı olsun dedi mi? Ne muazzam şey kazanıyorsun. Evet, şimdi tam zamanı, soğuk kış gününde böylelerini bulup giy bakayım şunu, al giy bakayım götür şunu, şöyle zavallıya bir baklava getir, bir kebap yedir, şöyle sevindir. Evet, bunu da gösteriş için yapma. Bir avukat arkadaş 90 küsur yaşında vefat etti. Ben bile bilmiyordum, ben hocasıyım. Ölünce gördüğün gibi bir sürü talebe okutmuş. Hiç karısı bilmiyor, oğlu bilmiyor. Hayır yaptın mı böyle işte. Bir sürü talebe okutmuş. Kimse bilmiyor. Sen de bu garibanları bul. Onlara her ay ver, yardım et. Kimse bilmesin. Allah biliyor. Ne kadar toplumun can kurtaran simidi onlar. Zaferin sağlanması için onlar vesiledir. Keza memleketin huzuru için onlar vesiledir. Onlara acıyın, yaklaştırın, yedirin, içirin, doyurun. Ey Ayşe diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu miskin bir şeysi olmayan ne demek? Tabii adam çok zengin. Şimdi bir de bunu böyle yorumluyorlar. Peygamber miskin olarak yaşamak istedi. Öyle ölmek istedi. İmam-ı Azam hep haber şey veriyorum size, misal veriyorum. Çok zengin İmam-ı Azam, hiç maaşlı iş yapmamış. Hep talebelerine kebap yediriyormuş. Öyle okutmuş. Hem okutuyor hem yaşatıyor. Giydiriyor, kuşatıyor. Zengin. Evet. Demiş gelmişti kervanın battı. Eşkıyalar hepsini soydu. Elhamdülillah. Yandı vallahi, gitti vallahi, hiç dememiş. Evet. Üç misli kazandı, yanlışmış hoca deyince. Elhamdülillah. Ulan demiş, adamı çıldırtacaksın be. Battın dedik gülüyorsun. Kazandık dedik gülüyorsun lan. Sen ne biçim adamsın? Oğlum demiş. Battın dediğin zaman bakalım yandım Allah diyeceğim için böyle. Hiç oralı değil kendi halinde kalbim Allah diyor. Çok üç kat kazandı deyince baktım acaba göbek atacak mı, hiç oralı değil Allah diyor. Bu da miskindir. Zengin ama bakın kalbine hiç para sevgisi sokmamış. Mal sevgisi sokmamış. Sanki hiç onunla ilgisi yok. Evet, bu da miskin sayılır. Böyle adamlar da peygamber bunlardan olmak istiyor işte. Hiç dünya malına öyle gururlanmıyor, kibirlenmeyecek adam olun demek istiyor bize. Zaten kendisi öyle de bize de öyle söylüyor. Dünya malına tapmamak, sevgisini kalbine sokmamak, gerektiğinde vermemek. İşte bu. İşte bu. Bu da bir açıdan manevi miskinliktir diyorlar alimler. Evet, Abdullah bin Abbas'tan bu hadis-i şerifi nakletmişler.